Büyük düşünenin kelime haznesini oluşturmanın dört yolu. 1. Nasıl hissettiğini betimlemek için büyük, pozitif, neşeli sözcükler ve ifadeler kullan. Biri sana bugün nasıl hissediyorsun diye sorduğunda ve sen çok yorgunum, başım ağrıyor, keşke cumartesi olsaydı, kendimi o kadar iyi hissetmiyorum diyerek cevap verdiğinde aslında kendini daha kötü hissetmene yol açarsın. Ne zaman biri sana nasılsın veya kendini bugün nasıl hissediyorsun diye sorsa harika, teşekkürler, süper, bomba gibiyim ya sen diye cevapla veya muhteşem ya da iyi de. Eline geçen her fırsatta harika hissettiğini söyle. Kendini harika ve daha değerli hissetmeye başlayacaksın. Daima kendini harika hisseden biri olarak tanın. Bu sana arkadaşlar kazanır. Kazandırır. 2. Başka insanları nitelemek için parlak, neşeli, olumlu, lehte sözcükler ve ifadeler kullan. Tüm arkadaşların, dostların ve iş arkadaşların için büyük, pozitif bir sözcük kullanmayı kural haline getir. Bir başkasıyla yanında olmayan üçüncü bir kişi hakkında konuşurken o kişiyi gerçekten iyi bir insandır, bana çok harika iş çıkardığını söylüyorlar gibi büyük sözcükler ve ifadelerle iltifat et. Küçültücü, kötüleyici sözcüklerden kaçınmak için kesinlikle çok dikkatli ol. Er ya da geç üçüncü şahıslar haklarında söylenenleri öğrenir ve sonra bu tip konuşmalar seni zor durumda bırakır. 3. Diğerlerini cesaretlendirmek için pozitif bir dil kullan. Her fırsatta insanlara kişisel olarak iltifat et. Tanıdığın herkes övülmeyi o kadar çok ister ki her gün eşine söyleyecek hoş güzel bir sözün olsun. Seninle çalışan insanları fark et ve onlara iltifat et. Samimi bir şekilde aktarıldığında övgü bir başarı aracıdır. Onu kullan. Tekrar tekrar ve yine tekrar tekrar kullan. İnsanların dış görünüşlerine, çalışmalarına, başarılarına, ailelerine iltifatlarda bulun. 4. Başkalarına planları ana hatlarıyla anlatırken pozitif sözcükler kullan. İnsanlar, şimdi sana iyi haberlerimiz var. Harika bir fırsatla karşı karşıyayız gibi bir ifade duyduklarında zihinleri ışıldamaya başlar. Ama insanlar, beğensek de beğenmesek de yapmamız gereken bir işimiz var gibi bir ifade duyduklarında zihinlerinden geçen film sıkıcı ve tatsızdır ve ona göre de tepki verirler. Zafer vaat et, gözlerinin parladığını göreceksin. Zafer vaat et ve destek kazan. Kaleler inşa et, mezarlar kazma.